Merhabalar arkadaşlar, Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken zirvenin yeni sahibi Beşiktaş oldu. Deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup eden siyah beyazlar 81 lig haftasının ardından 1. sıraya yerleşti. Diğer yandan ara transfer dönemi 5 Ocak'ta resmen başlıyor. Futbolda ikinci transfer tescil dönemi, takım harcama limitleri de açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş transfer yapmak için elindeki oyuncularla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Sezon başında Beşiktaş'ın harcama limiti 259 milyon TL olarak açıklanmış ve %15'lik sapmayla bu rakam 298 milyon olarak belirlenmişti. Açıklanan yeni limitlerde artış yaşandı. Siyah beyazlı kulübün harcama limiti 294 milyon 195 bin olarak açıklanırken %15 sapmayla bu rakam 338 milyon 324 bin olarak belirlendi. Yapılan toplantıda Beşiktaş yönetimi mevcut kadrodaki isimlerden bazılarıyla yollar ayırmadığı sürece transfer yapamayacağını belirledi. Kadro dışı kalan Mirin, Douglas ve Lens'in yanı sıra kadroda bulunan Laiç'i gözden çıkaran siyah beyazlar bu futbolcularla yollar ayırması halinde limit açılabilecek. 4 yabancı oyuncunun takımdan ayrılması halinde kadrodaki yabancı sayısı 14'e düşecek. Ara transferde bazı yerli isimlerle ilgilenen Beşiktaş, forvet hattına ise yabancı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ancak bunun için eldeki yabancılardan en az birinin takımdan ayrılması gerekiyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda siyah beyazlar Mandzukic ve Kalinic isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı, ancak yaz transfer döneminde ikisinden de sonuç alamamıştı. Mandzukic'ten 4.5 milyon euroluk maaş talebi, Kalinic'ten de Verona ile anlaşması sebebiyle vazgeçen Kartal'da iki isim ara transfer döneminde tekrar gündeme geldi. Beşiktaş'ta yaptığı pazarlıktan sonuç alamaması sonrasında yarım dönem boş geçiren Mandzukic için menajerler aracılığıyla kulübe tekrar önerilmesinin ardından yeni bir çalışma başlatan yönetim, 34 yaşındaki Rıvat Golcü'ye 2,5 milyon euroluk 1+1 yıllık kontrat önerme kararı aldı. Sezon başında 4,5 milyon euroluk talebinden geri adım atmaya hazır olan Hırvat golcü ile resmi görüşmelerin hafta içinde başlaması bekleniyor. Öte yandan siyah beyazlarla yaptığı uzun pazarlıkların ardından rotasını İtalya'ya belirleyen Kalinic kulübüyle 6 maça çıkarken henüz golle buluşamadı. Tecrübeli futbolcu yeni takımına imza atalı henüz yarım dönem olmadan tekrar Kartal'ın radarına girdi. Laiç'i satış listesine koyan Beşiktaş yönetimi Sırp futbolcuya Verona'nın talip olması sonrasında bu isme karşılık Kalinic'i takasta istemişti. Hırvat golcünün sezon başında bedelsiz olarak takıma katılması sebebiyle İtalyan ekibinin bu öneriye olumlu baktığı konuşuluyor. Ayrıca siyah beyazlar işler istenildiği gibi gitmezse yerli isimlere yönelecek. Bu durumda Schalke 04 ile ayrılmaya hazırlanan Ahmet Kutucu gündeme alınabilir. Diğer yandan Sergen Yalçın savunmaya da takviye istedi. Beşiktaş yönetimi de Alanyaspor'un 29 yaşındaki stoperi Kalkır için düğmeye bastı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bunun üzerine harekete geçen siyah beyazlar, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Kalkır'ı transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçmek kararı aldı. 29 yaşındaki Kalkır'ın sezon sonunda kontratı bitiyor. Aynı zamanda İngiliz stoperi Fenerbahçe'nin de istediği ifade ediliyor. Steven Kalkır istikrarlı oyunuyla Alanya'nın başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon Alanya Spor formasını 17 kez giyen Kalkır 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplamda ise 65 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Evet arkadaşlar, transfer gündemi 5 Ocak'ta resmen başlıyor. Beşiktaş'ın harcama limiti de TFF tarafından açıklandı.